bahsedelim diyorsanız malum bu gece kime veda edeceğiz onu arıyoruz. Ama hayal dünyasına da geri dönersek eğer Harikalar Diyarı'nın orta dünyasına doğru uzanacağız ve oradan bir prenses gelecek sahneye. Bakalım kim kim olmayı tercih etmiş? Ezgi Ünal podyumda. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. Evet, zor ve görkemli bir tercih yapmışsın. Dünyanın evet. En asil ve en zarif kadını. Evet. Arwen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl karar verdin? Ben yüzük liseden beri Yüzüklerin Efendisi'ne hayranım. Çok fazla yani halen daha bütün filmlerini tekrar tekrar izleyebilirim. Hatta arada sırada böyle ödül almış filmler tekrar vizyona giriyor ya. Keşke tekrar girse de tekrar izlesem diye çok dua ediyorum yani. Doğru bir tercih mi yaptın sence bu gece? Eleme açısından düşünürsen yarışmacı arkadaşlarını gördün hazırlanırken. Gördüm ve doğru tercih yapmış olduğumu düşünüyorum. Düşünüyorsun. Gel bir soralım bakalım ne diyecekler. Elf kulaklarını da yerler. Düşmüşsün Gülşah. Diye çok uğraşıyorum. Ben çok beğendim. Ben sadece tacını hani bilmiyordum. Normalde böyle değil tabii böyle ki. Böyle değil çünkü. Daha onun özel yapılması gerekiyormuş. O taçlar çok araştırdığıma göre. Yok yine. 20 yıl önce falan çok kullanılıyormuş. Ama şu an yok. Yaptırmam gerekiyordu. O da çok uzun vakit alacağı için. Benzer bir şey kullanmaya çalıştım. Ama geri kalan da hani havan hani geldiğinde derim yani. Beğendim. Durul'un elbiseni çok beğendim. Sadece tacını hani emin ol. Onu daha bir farklı buradan evet, geliştirici. Evet tacım öyle oldu. Bir tek oldu. Tacı. Geri kalan hepsini beğendim. Hazırsan geçebilirsin Ezgi'ciğim. Ben seni beğendim. Ben sana 5 veriyorum. 5 puan Ivana'dan. Şimdi kostüm zaten o filmde kostüm böyle olmalı. Çok böyle masum, zarif. Ben çok beğendim. O siyah peruk çok yakıştı sana. Makyaj sade, güzel. Aynı ki şeyden, filmdeki gibi. Üzerindeki kafa şeyi taktın. Aksuarını da sevdim, beğendim, yakıştırdım. Ayakkabın zaten yok. Yok. Ayakkabı varsa puan kırırdım hemen. Ama benim için iyi geldi. Ondan dolayı 5. Teşekkürler. Urkan? Kostüm partisindeyim. Oturuyorum. Sen geliyorsun. Aa ne güzel kız derim. Yani normal beyazlar giymiş. Şu anda da herkes o beyazları giyer. Şuraya da bir şey takar, yürür. Bak arkadaki işte herkes değişik aksesuarlarla bir şeyler yapmışlar, özenmişler. Senin yanında eğer orada bir erkek var ya erkek. Şurasında böyle arada. Çizgisi olan. Onu görseydim 5 verirdim. İneyim istiyorsan Burkan. Görelim bakalım nasıl yürüyorsun ama çizgi ruj al istersen rujunu da şuraya al. Çizerim Nurey Hanım sizin rujunuz yapayım var mı? Her şey var. Hadi yap. Yap. Gel yapayım puanı sana. Puanı henüz vermedim yap. Üstümü çıkarayım mı? Çıkar. Hepsini gel, ceket ol. Yok sadece ceket olması. Soyunmaya çok meraklı. Bizi yapacağım. Meraklı ya. İlk bir vücut yapmış sürekli soyunayım. Sonra sileriz. Öyle gir kapıda. Bir Aragorn kolay yetişmiyor bu topraklarda. Murat Taşoğlu. Murat Taşoğlu geliyor sahneye. Hadi beraber.
Ama şimdi bak nasıl değiştirdik havasını olayın. Şimdi Murat'la 5, tek başına 4. Ne diyorsunuz? Beş, peki. Yoksa 4 da. Bunu söyleyeyim. 5 puan Urkan'dan. Teşekkür ederim. Nurella. Ay puh oluruz yoksa vallahi. 5 vermezseniz puh oluruz. Evet, siyah saç çok yakışmış. Hı hı. Biraz da böyle şey olmuşsun, bir yöresel bir gelin. Bir şey var, böyle değişik bir havan var. Çek nereye çekersen. Yani böyle bir şey bir şey. Şurada taşların yerine çiçek olsaydı daha Grek bir gelin olurdun. Ama... İşte bir şey olmuşsun, en azından birini gördüm yani bizim kızlardan sonra, bu öcülerden sonra. Ama biri geldi. Kostüm partisi. Ama olsun, öcü gibi geldiler. Ben ürküyorum. Ben sevmem. Ama... ben pudra kokan kadınları severim. Ben sevmem öyle şeyleri. Bilirsin. Ben öyle seviyorum ben. O zaman bir de puan görelim. Beş puanla Nurella'dan. Yorumu orada mı başlarsınız? Paket yapıp... Bir şey söyleyeceğim. ...yerinizde mi? Böyle avatardan da geçmemiş mi azıcık? Ha? Var, böyle o hava da var. Bir avatar tadı da var. Yani. Yani rengi değiştirsek avatara da gidermiş yani. Ben Murat'a göre 4 alacak demek. Sen de kısmet arar gibi devamlı oralarda geziyorsun. Kısmet arar yok gibi. Canım. Evet. Ya be, evli barklardan ne kısmet arayacağım? Kızlar böyle nasıl normal orijinal hallerine benzemediği için gidiyorum. Aa, Murat evli miydi? Ayol, ya ne demek, hemen şey yaparım. Benim haberim yok evli olduğundan. Vallahi. Şaka yapıyorum be. Espri. Sen de her şeyi doğru anlıyorsun. Yani bir şey yapacaksak ona göre bir şey yapayım yani dedim. Hazırlanayım. Neydi, şey tutalım. Puh puh puh. Deniz. Ben siz 4 ama onu söyleyeyim bak. Biz Murat'la 4. Biz Murat'la verdiğimiz için puanla birlikte aslında puanımız 1 galiba. 1. 1. 1 derken 1 değil. Makyajını çok beğendim. Kostümün en azından potsuz, senin omuzlarına yakışmış, arkadan yürürken arkadan kuyruğun çok hoş gözüküyor. Evet, aksesuarın çok uyumlu mu tartışılır, çok ama saçların sana çok yakışmış. Burada bence en önemli ayrıntı bu karakterde makyajın. Makyajın gerçekten çok güzel. Tekrar söylüyorum, ne yaparsanız yapın bu kıyafetle sonuçta okul gösterisine gidiyor gibi gözükmememeniz lazım. Bu kıyafetle gayet rahat bir partiye gidebilirsin. O yüzden bizim puanımız 5 oluyor. 5 puan Deniz'e Murat'tan. Teşekkür ediyoruz. Cemal. Ben filme daldım. Ve oradaki o Liv Taylor'ı gördükten sonra onu kimle kıyaslarsam kıyaslayayım. Puanım 4 olur. 4 puan Kemal Doğulu'dan. Çok basit senin elbisen de. Güzel, çok güzel bir elbise. Yani böyle bir risk yok. Çok güzel görünüyorsun, evet. Ama güzellik yarışmasında Miss Turkey'de değiliz. Bir numaran yok bence. Kulakları da zaten öyle kondurmuşsunuz oraya. Sıradan. Geçmiş olsun. Seni yerine alıyorum Ezgi'ciğim. Efendim, masallardan yola devam. Masal bu ya diye heyecanla onların performanslarını izliyoruz. Jüri puanlarını veriyor. Evet, her masalın olduğu gibi bu gecenin de bir sonu var. Kiminle vedalaşacağız? İşte bunu arıyoruz. Sıradaki yarışmacımız da fantastik dünyanın kara deliğine bir kez daha dalıyoruz. Bakalım kim olarak gelecek? Hep birlikte görelim. Çağla Çetinöz podyumda.